Çok değişkenli yani çok boyutlu girdi ya da çıktılar olan fonksiyonları nasıl görselleştirebileceğimiz hakkında bolca konuştuk aslında. Bunların arasında 3 boyutlu grafikler, topografik haritalar, vektör alanları ve parametrik fonksiyonlar da var. Ama bu videoda fonksiyonlarla ilgili hoşuma en çok giden şey olan fonksiyonları birer dönüşüm olarak düşünmekten bahsetmek istiyorum. Öncelikle herhangi bir fonksiyon için, tabii biraz da soyut düşünmemiz lazım, bir girdi uzayı olduğunu düşünelim. Bunu bir baloncuk olarak çiziyorum ama bir sayı doğrusu olarak gösterilebileceğini de eklemem lazım. Evet, bu girdi uzayı. Bu bir doğru ya da 3 boyutlu bir uzay olabilir. Buraya da çıktı uzayını yine bir baloncuk olarak çizelim. Evet, bu da çıktı uzayı. Bunun bir sayı doğrusu, x-y düzlemi ya da 3 boyutlu uzay olabileceğini bir kere daha hatırlattıktan sonra devam edeyim. Fonksiyonlar buradaki girdi noktalarını buradaki çıktı noktalarına taşırlar ve bu ilişkiyi bir grafik ya da topografik harita ile görselleştirmek istediğimizde aslında bu girdi ve çıktı değerlerini eşleştiriyoruz. Mesela f fonksiyonu bu 3 değerini bir 2 vektörüyle eşleştiriyor olsun. Ama asıl soru 3'ü 1'e 2 vektörüyle nasıl eşleştirdiğimiz. Bu noktada fonksiyonları dönüşümler olarak düşününce girdi uzayındaki noktaların çıktı uzayına nasıl taşındıklarını izlememiz lazım. İsterseniz hemen bir boyutlu bir örnekle başlayalım. Tek değişkenli bir girdisi ve çıktısı olacak. Evet, diyelim ki elimizde fx eşittir x kare eksi 3 fonksiyonu olsun. Bu tarz bir fonksiyonu bir grafik olarak görselleştirmeye alıştığımız için şöyle hemen parabolik bir eğri çizebilirim değil mi? X ekseninin de 3 birim altında. Ama ne demiştim? Bu videoda grafiklerle çalışmayacağız. Bunun yerine bana buradaki girdilerin çıktılarla nasıl eşleştiğini söyleyebilir misiniz? Mesela fonksiyona 0 verdiğimizde eksi 3 elde ediyoruz, öyle değil mi? 0'ın karesi eksi 3 eksi 3 eder. 0 eksi 3'e doğru hareket edecek. Benzer bir şekilde fonksiyona 1 verdiğimizde de 1'in karesi eksi 3'ten eksi 2 elde edeceğiz. Yani 1 de eksi 2'ye doğru hareket edecek. Bir tane daha yapalım. Mesela fonksiyona 3 verirsek 3'ün karesi eksi 3 6 eder. Bu dönüşümde 3'ün 6'ya doğru ilerlemesi gerekiyor. İşin içine biraz animasyon katarsak tüm sayıların eşleşecekleri sayılara doğru hareket etmelerini izleyebiliriz. Hadi bakalım. Her sayı hareket edecek ve çıktı değerinin üzerine yerleşecek. Şunları bir sileyim ilk önce. Girdi değerlerini bu şekilde üst kısma not ettim. Bir kere daha oynatmamı ister misiniz? Haydi, girdi uzayındaki değerlerin çıktı uzayına doğru nasıl hareket ettiklerini bir kere daha izleyelim. Tek değişkenli fonksiyonlarda girdilerin çıktılara doğru olan hareketini görebildiğimiz için bunun eğlenceli olduğunu söyleyebilirim ama asıl eğlence çok değişkenli fonksiyonlarda. Şimdi de tek boyutlu girdi ve 2 boyutlu çıktı değeri olan bir fonksiyonu ele alalım. Fx eşittir kosinüs x, y bileşeni de x çarpı sinüs y, sinüs x olsun. Bunun için de hemen birkaç örnek verelim. Fonksiyona 0 verirsek ne olur? f0 eşittir kosinüs 0 1'e eşittir ve burada da 0 ile neyi çarparsak çarpalım 0 elde edeceğimiz için 0 yazıyorum. Evet, 0 bir şekilde 1,0 noktasına ilerleyecek. İşaretliyorum. Bir de pi'yi düşünelim. F pi eşittir. Pi'nin kosinüsü eksi 1'dir. Burada da pi çarpı pi'nin sinüsü 0 olacağı için evet 0 olacak. Burası 0'ın, burası da pi'nin geleceği noktalar. Eğer az önceki gibi tüm girdilerin çıktı değerlerine doğru nasıl ilerlediklerini seyredecek olursak buna benzeyen bir şey elde ederiz. Neler olduğunu anlayabilmek için eğlenceli bir düşünme tarzı, öyle değil mi? Uzayın genişleyip genişlemediği konusunda sorularınız olabilir. Bu arada bunun bu fonksiyona ait parametrik bir gösterime benzediğini de hemen eklemek istiyorum. Evet, eğer bunun bir parametrik fonksiyon olduğunu düşünürseniz buna benzeyen bir şey elde edersiniz. Parametrik gösterimlerde girdi değerlerini kaybetsek de burada hangi noktanın nereye doğru hareket ettiğini açıkça görebiliyoruz. Bundan sonraki videoda iki boyutlu girdi ve çıktı değerleri olan fonksiyonları nasıl birer dönüşüm olarak düşünebileceğimiz hakkında konuşacağım.